arkadaşlar, bambaşka bir deneyle yine karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhteber Bilir. Sizleri burada tekrardan görmekten çok ama çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kanalımıza abone olun, beğeninizi atın ve bizi izlemeye her daim devam edin diyerek sunumumu başlıyorum. Bildiğiniz üzere sizlerle birçok deneyi birlikte yaptık, sonuca gittik ve başardık. Birçok şey öğrendik. Kah güldük, kah ağladık, kah dertlendik, kah Allah'ım ben ne yapacağım? Ya bu deneyi yapamazsam dedik ama sebat ettik, başardık. Bugün de o deneylerden, o çalışmalardan birini sizlerle... Ne var ya? Allah Allah! Ulama kadar geldin. Neyse, sizlerle yine farklı bir çalışma yapacağız. Çok güzel bir deney yapacağız. Gerçi aslında deney mi demeliyim, yoksa sevdiklerimize verebileceğiniz bir hediye mi? Ha. Anam geldi aklıma. Ne güzel çiçekleri var. Balkonda durur böyle. Sonra güzel çiçeklerin arasına bir tane bu yapacağım hediyeden takar. Onu gören kargalar konar konmaz onun dönmesiyle çiçeği eşelemekten, denmekten, yemekten korkar, hemen kaçar. Neyden bahsediyorum? Rengarenk rüzgarla beraber hareket hali alıyor. Rüzgar günü tabii. Hazır mısınız? Birlikte rüzgar günü yapıyoruz. Ne var? Kendi efektimi verdim. Olamaz mı ya? Arkadaşlar bakın, kendi aranızda konuşuyorsunuz, böyle olmuyor. Bir daha uyarmayacağım. Valla atarım sınıftan. Evet. O halde rüzgar günü deney için hazır mıyız? Malum ben size her deneyden önce malzemelerimi sayarım. Şimdi de ne yapıyoruz? Malzeme listemizi sayıyoruz. Başlayalım o halde. Nedir bir numara? Bir numara bir kağıt. Evet. Bir adet kağıda ihtiyacımız var. Kağıda. İki. Tahta çubuk. Tahta çubuk çok önemli. Üç. Cetvel. Cetveliniz her daim masanızın üzerinde olmalı. 4. Makas. 5. Kurşun, kalem. Ve son olarak olmazsa olmazımızın ilk defası raptiye. Evet. O kadar deney yaptık, hiç kullanmadık. Bugüne kısmetmiş. Raptiyemiz var mıydı ya? Reci, var mı raptiye? Aldınız mı? Maşallah. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Malum yine tabii bugün de kağıdımız var ve kurşun kalemimiz var, cetvelimiz var. Şimdi sizler işleyin şu cetvelimizi, hazırlamış olduğumuz kağıdımıza getirin, şöyle koyun. Bir kare çizeceğiz arkadaşlar. Bu kare 21 santimden oluşan köşelerle birleştirilecek. Yani bir köşesi 21 santim oluyor kare. Kalem nerede lan? Anam vallahi yok, billahi yok. Şeytan aldı götürdü. Zaten alo. Yanlı, size kalem var mı? Aman. Ne diyor? Ama insanın gözünün önündeyse zaten hiç görmez. Evet arkadaşlar, gözümün önünde görmüyorum. Benim gözlerim galiba bozuk. Şimdi gelelim kalemizi çizmeye. 21 santim dedik. Cetvelimizi aldık, kağıdımızı aldık. Ne yapıyoruz? Kağıdımızın üzerine cetvelimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve 21 santimlik çizgimizi çekiyoruz. Evet, son köşemi çiziyorum. Ve bu da son köşem. 21. Bu çizmiş olduğum kare şeklini makasla keserek ortaya çıkartacağım. Makas yardımıyla ne yaptık? Cetvelle çizmiş olduğumuz çizgileri kestik ve bu kare şeklini elde ettik. Şimdi yine bu çıkartmış olduğumuz kare üzerinde cetvelimizle çizgi çekeceğiz. Şöyle izah edelim. Çapraz bir çizgi çekeceğiz. Uçlardan, bir uçtan diğer uca çizgimizi çekiyoruz arkadaşlar. Onu gösterelim. Diğer taraftan aynı şekilde yine çizgimizi çekeceğiz. Bakın çapı işareti oluşturduk karede. Bir uçtan diğer uca kadar çizdik. Yine bir çizim işlemimiz var. Çizmiş olduğumuz çizgilerin başından başlayarak içeriye doğru 8,5 santim kadar bir çizgi üzerinde belirleme yapmamız gerekiyor. İşaret koymamız gerekiyor. 8,5 santimlik kısma doğru geldik cetvelimizle. Bir baştan buraya kadar olan bölüm 8,5 santim. Bu baştan da buraya kadar olan bölüm 8,5 santim arkadaşlar. Şimdi yine bu baştan buraya kadar, yine burası da 8,5 santim. İşaretledim, gördünüz. Bir makas yardımıyla işaretlediğim yerlere kadar kesiyoruz.
Bakın şu şekilde görün sizde ne yaptığımı. Evet, böyle rüzgar gülümüzün kesimlerini tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, bu safhada köşeleri merkez blokta, ortada birleştirmemiz gerekiyor rüzgar gülünün şeklini oluşturmak için. Ben burada listeye yazmadım belki. Çift taraflı bant kullanacağım. Şöyle ortaya koyarsam dedim, sanki daha sağlam olur düşüncesiyle uzattığım köşeyi bandın üstüne tutturdum arkadaşlar. Şimdi diğer köşedeyim. Bakın onu da hiç uğraşmadan yine o çift taraflı banda yapıştırdım. Sonra geldim diğer köşeye arkadaşlar. Çaprazdakine, yani bir dolu bir boş. Onu da yine merkeze doğru uzattım. Şeklimizi vermiş olduk. Güzel mi? Beğendiniz mi? Hadi bakalım. Reji, sen nasıl buldun? Gayet güzel bence. Evet, bence de. Geldik deneyimizin son bölümüne. Ne demiştik? Raptiye. Raptiyeyi burada nereye batıracağız? Çubuğa. Ama çubuk ve raptiye arasında ne olacak? Rüzgar gülü olacak. Raptiyemizi aldım. Merkezinden batırdım. Sonrasında da bu çubuğa raptiyeyi ne yapacağım? Geçireceğim. Oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, raptiyemizi arkaya koyduğumuz çubuğumuza batırdık ve bu sayede çubuğu burada sabitlemiş olduk. Şimdi ihtiyacımız olan şey rüzgar. Bakalım rüzgar gülümüz çalışacak mı? Hazır mısınız? Karşınızda rüzgar gülü. Değerli arkadaşlar, işte bir deneyimle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki de başarıyla bu işin de hakkını veriyoruz birlikte. Evet arkadaşlar, deneyimiz başarıyla tamamlandı. Ve şimdi geldi sıra bu deneyi niye yaptığımıza. Yani söyle Emin. Yahu evladım, ne var? Neyi paylaşamıyorsunuz? Tamam, bir durun artık ya. Bak bitiriyorum. Sakin olun, kavga etmeyin. Sevgili arkadaşlar, gel değirmenleri. Gel. Ama yani yeni değirmenleri bir nevi bir enerji üretim merkezi. Günümüzde yeşil enerji olarak adlandırdığımız enerjilerin üretiminde kullanılır. Bu dağların üzerinde görmüş olduğumuz yel değirmenleri dönerek, tabii ki de gücünü rüzgardan alarak dönerek bize ne üretiyor? Elektrik enerjisi üretiyor. Bu sayede biz de hem ucuz enerji hem de doğal, yeşil, yani çevreye hiçbir zararı olmayan bu enerjiyi edinmiş oluyoruz. Reji, nereye gidiyorsun? Gelsene buraya, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar, yel değirmenleri uzun süre sıvı yağ üretme, su pompalama, tavul üretiminde bizim ihtiyacımız olan enerjiyi rüzgarın da desteğiyle bizlere vermiştir arkadaşlar. Bu sayede bizler de yeşil enerjinin üretimde ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha söylüyor. Yetkililere buradan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, deneyimizi yaptık. Programımızı sonlandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Like atıyoruz ve yapmış olduğumuz bu yel değirmenlerini, ama rüzgar güllerini kardeşimize, ablamıza, annemize, anneannemize, babaannemize, halamıza, yengemize, yanımızda oturan arkadaşımıza, efendime söyleyeyim, yakın çevremizdeki böyle çiçek seven güzel insanlara hediye ediyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki deneyimiz çok ama çok güzel olacak. İnanamayacaksınız. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Yep.